Merhabalar, bugün Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nden bahsedeceğiz. Grigori Petrov, Rus bilim adamı aslında. Daha sonrasında fikirlerinden dolayı sürgüne uğruyor ve bir süre Finlandiya'da kalıyor. Finlandiya'da kaldığı yıllarda oradaki izlenimlerini kitaba dönüştürüyor. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı, Finlandiya'nın daha öncesinde nasıl çöküşe uğramış bir ülke olduğunu, milletinin ne kadar fakir olduğunu, ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlatıyor. Daha öncesinde Finlandiya çok fakir bir ülke, halkı çok sağlıksız ve kötü bir durumda. Bu gelişimi, yaklaşık 70 yıl süren bu gelişimi kısaca özetlemiş yazar. Atatürk, Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni ilk okuduktan sonra bu başarı öyküsünden çok fazla etkileniyor ve hemen kitabın Türkçe'ye çevrilmesini emrediyor. Daha sonrasında bütün okullara, bilhassa askeri okullara dağıtılmasını istiyor. Çünkü kitapta da anlatıldığı üzere askeri okulların ve subayların bu süreçte katkısı çok büyük. Hatta kitap o tarihten sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok basılan kitap ve en çok okunan kitap oluyor. Çok fazla ilgi görüyor. Peki bu kitabı bu kadar değerli kılan ve Atatürk'ün halkının tamamının bu kitabı okumasını istediği özellikleri neler? Yazar kitabında Finlandiya'nın geçmişine dair biraz bilgi veriyor ve daha sonrasında Finlandiya'nın günümüze nasıl geldiğini, yani o yıllarda nasıl geliştiğini, 70 yıl gibi kısa bir sürede bir ulusun tarihine baktığınızda çok uzun bir tarihi var ve 70 yıl bu tarihte çok kısa bir süre. Finlandiya hakkında bir araştırma yaparsanız Finlandiya'nın çok küçük bir ülke olduğunu, topraklarının birçok kısmının kayalıklarla kaplı olduğunu, soğuk bir ikliminin olduğunu, hatta ülkede doğru düzgün gece gündüz dengesinin bile olmadığını görürsünüz. Peki bu ülke bugünkü gayri safi milli hasılasına, kişi başına düşen milli gelirine, eğitim sistemine ve dünyadaki yerine baktığımız zaman bu hale nasıl gelmiş? Kitaptaki birçok yerde Snellman'dan bahsediliyor. Aslında bu doğuşun, bu dönüşümün lideri olarak gösteriliyor. Snellman, Finlandiyalı bir vaiz, Finlandiyalı bir devlet adamı ve filozof. Snellman'ın hareketiyle, önderlik ettiği hareketiyle 70 yılda Finlandiya resmen yeniden doğuyor. Snellman ve arkadaşları ülkenin birçok yerinde konferanslar yapıyor, eğitimler veriyor ve konuşmalar düzenliyor. Kitabın bir bölümünde Snellman'ın verdiği bir konferansla ilgili bir hikaye anlatılmış. Küçük bir kasabada verdiği bir konferans sonrasında konferansa katılan kasabanın küçük esnafları kendi aralarında bir toplantı düzenliyorlar ve Snellman'ın anlattıklarına çok etkileniyorlar. Bu esnaf bir tatlıcıdan, bir demirciden, bir ayakkabıcıdan ve bir yumurtacıdan oluşuyor. Kendi aralarında ülkenin kötüye gittiğini görüyorlar, ülkenin çok kötü durumda olduğunu fark ediyorlar ve buna çok üzülüyorlar. Ama içlerinden bir tanesi şöyle bir şey söylüyor: biz küçük esnaflar olarak, bu kadar güçsüz insanlar olarak bu ülke için ne yapabiliriz diyorlar. Daha sonrasında dağılmıyorlar, birinin evinde toplanıyorlar. Bu dört küçük esnaf sabaha kadar süren uzun konuşmaların sonunda ülke için ellerinden geleni yapmaya karar veriyorlar. Daha sonrasında yumurtacı dünyanın birçok yerine yumurta gönderen bir işletme kuruyor. Tatlıcı ise o ülkedeki en büyük tatlı işletmesini kuruyor. Ayakkabıcı ise oğlunun İngiltere prensiyle karşılıklı oturup kahve içebileceği konuma gelen bir adama dönüşüyor. Demirci ile ilgili bir şey yazılmamış kitapta. Ama diğer 3 kişi ülkeleri için gerekli çalışmayı, gerekli özveriyi verip ve kazandıkları parayı geriye tekrar eğitim için, insanların refahı için harcayarak bu ülke için ellerinden geleni yapıyorlar. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı bir ülkenin halkının sağlık sıkıntılarıyla ve fakirlikle nasıl boğuşup sadece eğitimle çok iyi bir yerlere gelebileceğini gösteren güzel bir eser. Snellman ve arkadaşlarının 1850 ile 1900 yılları arasında yaptıkları bugün hala unutulmamış ve 12 Mayıs günü Snellman günü olarak kutlanıyor. Ben daha önce hiç Finlandiya'ya gitmedim ya da o ülkenin insanlarını hiç tanımadım. Antalya'da 4 sene boyunca turizmde çalışırken 10.000'in üzerinde Alman'ı görme fırsatım oldu. Tesisimizin müdürü de bir Alman'dı. Çocukken Almanların farklı bir millet olduğunu düşünüyordum. Yani bizden daha zeki, bizden daha çalışkan bir millet olduğunu düşünüyordum. Ama Antalya'ya gittikten sonra bunun doğru olmadığını fark ettim. Çocukken kafamı nereye çevirsem Almanların ürettiği cihazlarla karşılaşıyordum. Arabalarla, işte beyaz eşyalarla, bu tarz makinelerle karşılaşıyordum ve Almanların farklı bir millet olduğunu düşünüyordum. Ama Antalya'daki izlenimlerime dayanarak şunları söyleyebilirim: onların bizden hiçbir farkı yok.
Tek farkı daha eğitimli bir millet olması. Turizm tesisinde çalışmaya başladığım ilk yıl şöyle bir olay yaşadım. Biz turda 3 saat boyunca suyun içinde olduğumuz için sigara içemiyorlardı. Daha sonrasında turdan çıktıktan sonra bir kadın sigara yaktı ve sigarasının yarısına kadar içti. Aşın beşe, aşın beşe diye bağırmaya başladı. Ben aşın beşe'nin ne olduğunu bilmiyordum. Bir arkadaşımı çağırdım. Almanca bilen bir arkadaşımdı. Aşın beşe istiyor bu bayan ama ben ne olduğunu bilmiyorum dedi. O da aşın beşe'nin küllük olduğunu söyledi. O gün yaşadığım şeyi hayatım boyunca unutamayacağım. Çünkü o gün bir ormandaydık, etrafımız köydü ve bizim piknikçilerin getirmiş olduğu çöplerle doluydu. Ama bir Alman başka birinin ülkesinde, bizim ülkemizde bir sigaranın külünü dahi yere dökmüyor. Bu anlattığım hikaye Alman hayranlığından ileri gelmiyor. Bu insanların gerçekten eğitim sistemleriyle, büyütülüş tarzlarıyla çok ileri düzeyde eğitim aldıklarını söylemeye çalışıyorum. Yani etrafınıza baktığınızda işte onların arabalarını, onların beyaz eşyalarını, onların cihazlarını görüyorsanız bu bir tesadüf değil, onu söylemeye çalışıyorum. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya yıkılmış durumda. Yukarıdan çekilmiş görüntüler internetten ulaşabilirsiniz. 1945 yılında Berlin'in ortasında Stalin'in posteri asılı duruyor. 1945 yılından günümüze gelene kadar 2021 yılında Berlin'in tekrar fotoğrafını açıp bakabilirsiniz. Bu ülke küllerinden yeniden doğmuş bir ülke. Bu insanların eğitimi, bu insanların uğraşları sayesinde. Japonya da buna güzel bir örnek. İki tane atom bombası atıldıktan sonra Japonya'nın bugün geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Bu kitabı neden okumalıyız diye soracak olursanız, bu ülkenin tamamını bir gemi olarak düşünün. İçindeki insanları yani bizleri de yolcular olarak düşünün. Sadece bir insan geminin bir yerinde küçük bir delik açsın. Yeterli zaman geçtiğinde o gemi sularla dolacak ve batacaktır. Yani sizin yola çıkardığınız geminin her şey tamam olsa, rotası belli olsa, diğer herkes çok çalışıyor dahi olsa bir kişinin açtığı küçük bir delik o gemiyi batırmaya yetecektir. Ve gemi battığında geriye kimse kalmayacak. Geminin içindeki herkes suların derinliklerine gömülecek. İşte bu yüzden gemideki herkesin geminin daha ileriye gitmesi için, geminin daha iyi yol alması için uğraşması gerekiyor. İşte bu yüzden Atatürk bu ülkedeki herkesin bu kitabı okuması gerektiğini söylemiş. Kitabın önemini nacizane kendi açımdan şöyle anlatabilirim. Bana birisi çıkıp şöyle bir soru sorsa, ben hayatım boyunca sadece bir kitap okumak istiyorum, bu kitap ne olmalı? Ben yine bu kitabı öneririm. Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını okuyun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Unutmayın, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Ve geminin herhangi bir yerinde birimiz bir delik açarsa eninde sonunda hepimiz batacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kitapla kalın, hoşça kalın.